Where the four winds blow, and it's 5 miles wide, where a six-gun rules and a man can't hide. A man can play, and a man can win. Lucky Luke rides again. Lucky Luke, born to ride, with a six-gun by his side. Lucky Luke, here's to you. There's a man who waits over yonder hill, and when he shoots to kill. But he don't know that it's him. Lucky Luke will ride again. Lucky Luke, born to ride, with a six-gun by his side. Lucky Luke, here's to you. On the dusty trail, neath the western sky, where the sun shines hard enough to fry, a cowboy's dream must never end. Lucky Luke rides again. Lucky Luke, born to ride, with a six-gun by his side. Lucky Luke, here's to you. Do-do-do-do-do-do-do. Lucky Luke, born to ride, with a six-gun by his side. Lucky Luke, here's to you. Şu anda sizlerin de izlemekte olduğu toplantı, Amerikan tarihinin en önemli toplantılarından biridir. Toplantı Arizona'da yapılmaktadır. Çayır köpeği Birleşik Devletler'le barış anlaşması imzalıyor. Anlaşmaya göre Kızılderililer batıya gitmek isteyen göçmenlere topraklarından geçiş izni verecekler. Buna karşılık göçmenler de Kızılderili topraklarında bufalo avlamayacaklar. Bir dostluk gösterisi olarak Büyük Reis Çayır Köpeği geleneksel barış çubuğunu içmek için Birleşik Devletler Başkan Yardımcısını davet eder. Thank you.
Böylece Arizona bölgesinde beyaz adamla kızılderililer arasında barış ve dostluk başlar. Orada bir çiçek görüyorum. Marta, gel bak, bir çiçek. Ne güzel değil mi? Arazi çok verimli. Bu bir papatya. Evet öyle. Sonunda verimli bir toprak bulduk. Buraya yerleşip bir kasaba kuracağız. Ve zengin olacağız. İnan bana, bütün buralar bizim olacak. Adını papatya kasabası koyalım. Hadi arkadaşlar, yapacak çok işimiz var. Ve böylece iyi insanlar hep birlikte kendilerine bir kasaba kurmaya başladılar. Pek çoğu yardım etmeye gönüllüydü. Ama bazı terslikler oluyordu tabii. İşte Amerikan futbolu böyle icat edildi. Çevir, ters çevir yani. Ha, gördün mü işte? Ha, şimdi tamam, oldu. Hey, berber dükkanı açılmış. Annen çağırıyor. Şimdi farklı. Gidiyorum. Nerede bir kasaba varsa
Orada bar dolusu inek, affedersiniz, kadın vardır. Ve nerede bar varsa orada kavga vardır. Well, it's mighty good to be here, and it's mighty good to see that you've all come out to meet my dance hall dollies and me. Once you pass those swinging doors, you're gonna shine like the moon at Lotta Lakes Hotel and the Palace Saloon. Bar açılınca kasabamız bayağı şenlendi. İnsanın yüzü gönlü açılıyor değil mi? We got country singers and gun swingers all singing the same tune at Lotta Lake Hotel and the Palace Saloon. Düellolar batıda çok yaygındır. İnsanlar tifo, yılan sokması veya kötü yemekten ölmeye vakit bulamadan silahla vurulup ölüyorlar. Yeter dedi. Hadi bakalım içeri. Hemen içeri girin çocuklar. Bundan sonraki düelloyu da görmek istiyorum ama. Hayır, zaten okula geç kaldık. Hadi. Böylece iyi kasaba kısa sürede kötü bir kasaba haline geldi. Ve cenazeci de kasabanın en zengin adamı oldu. Ama bazen sanki bir rüyaymış gibi bir adam çıka gelir. Yasaları uygulayarak dünyayı daha huzurlu ve daha güvenli bir hale getirmek için uğraşır. Tabii bu adam batının en hızlı silahşörüdür. Kendi gölgesinden bile hızlı silah çeker. Onu hepiniz tanıyorsunuz. Adı Redkit'tir. Kendisi ortağım olur. Laf aramızda bensiz hiçbir şey yapamaz. Hadi vur, 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 hadi vur
Piyanisti vurmayın. Bulabildiğim son piyanist bu. So put your pistol back in your holster, partner, right back where it belongs. So you say your cactus cutie up and left you. So you come waltzing in and cuss and fuss. Well, that's no reason to go shooting up my chandelier. And that's no reason why you should go taking it out on us. Hey, put your pistol back in your holster, partner, back where it belongs. Don't you know you've been interfering in because you had a hard day at the roundup, and some ornery dog kicked you in the head. Well, that's no reason to go shooting up my chandelier. Why don't you have a cup of hot black coffee on the house instead? Pistol back in your holster, partner, right back where it belongs. Senin anamı da sanıyordum. Oradaydım. Ama artık değilsin. Hayır. Hala çok konuşkansın. Şarkını beğendim. Hala istek alıyor musun? İsteyene bağlı. Ben istiyorum. Hey, indir bırak beni bu palo. Anını duydun kovboy. Çekil yolumdan bayım. Evet, biz burada mı kalmıştık? Dışarı çıkmaya ne dersin ha? Evet, burada kalmıştık. Özür dilerim canım. Sana söylüyorum yabancı. Bu kasabada yasalar çiğneniyor. Şerif nerede? Ne şerifi? Bir ay önce onu katranlayıp üzerine tüy döktüler. O bu yıl dördüncüydü. Bizim şerifimiz yok. Artık var. Ne var mı? Kimmiş o? İşte bu. Bürom nerede? Öğrenebilir miyim? Kasabanın bitiminde. Hı-hı. Hey! Bizim düello ne olacak? Artık papatya kasabasında düello yapmak yasak. Yok canım! Vay canına! Yalnızca bir tek kişi böyle ateş edebilir. O da Redkit. Oo, şu yıldız bolluğuna bak. Dur bakalım, hepsi de delik. Ha? Şunda benim ismim var. Şuraya iliştirelim. Ortalık yangın yeri gibi. Şu hale bak. Masadan başlayalım temizliğe. Oh! Oh!
Lanet olsun. Bir yerden başlamamız gerek. Hadi bakalım. Bu mendil de işe yaradı işte. Kaderde süpürge süpürmek de varmış. Şunu sirkeleyelim. Hey arkadaşlar, bir düzenbaz yakaladık. Bu çığdaki katranın sıcaklığı da çok uygun. Hey arkadaşlar, şuraya bakın. Katranlayıp tüyleyecek bir adam bulduk kendimize. Yerinizde olsam bunu yapmazdım. Söylediğini duydun mu bunun? Duydum. Bunu yapmazmış. Peki kim engel olacak bize? Ben. Batıda yolların asfaltlanmasına böylece başlanmış oldu. Red Kit kasabayı kötülerden temizledi. Kumarbazları ve atırsızlarını kovdu. Nereye kaçıyorsun bakalım? Dur bakalım. Seni yola getirmesini bilirim. Hiç yapmadım. Utanmıyor musun hayvanları çalmaya? Böyle bağladın değil mi? Nasıl, güzel mi? Dur. Hadi bakalım ananın yanına. Kasabanın en büyük ve tek caddesinde ilerlerken damlarda kötü niyetli insanlar vardı. Bankaya doğru gidiyorlar. Ama para yatıracaklarını hiç sanmıyorum. Anladım, bankayı soyacaklar. Oh, belki de hala uyuyor. Onu uyandırmanın yolunu biliyorum. Sen uyu bakalım orada. Bankayı soyuyorlar. At silahını. Hiçbir hareket de yapma. Eyvah, bizimki enselendi. İş gene bana düştü. Ben olmasam bu adamın hali ne olur acaba? Oho, tam da nalıma göre bir popo. Tutuklandınız.
Herkesin bildiği gibi Redkit her zaman görev başındadır. Atma horul horul uyuyordun. Ukalalık etme. Demek yeni şerifimiz bu. Bakalım bu ne kadar dayanacak. Sen onu merak etme. O kovboy kendi gölgesinden bile hızlı silah çeker. Gülmeyin, dalga geçmiyorum. Onu barda silah çekerken görmüştüm. Redkit o. Bana inanmıyor musunuz yoksa? Tamam tamam. Peki bu durumda sen kim oluyorsun? Onun yeni yardımcısı falan mısın yoksa? Evet. Evet öyle. Peki neden onun yanında değilsin öyleyse? Ben de oraya gidiyordum zaten. Şapkasına bakın şimdi. Size yardım etmek istiyorum şerif. Bu yörenin en iyi silah çekeni olduğunuzdan ve ben de size benzemek istediğimden yardımcınız olmak istiyorum. Eğer şunlar gibi kovboylarla uğraşacaksanız bana mutlaka ihtiyacınız var demektir. Öyle mi? Peki. Yani sizin yardımcınız olabilir miyim? Ama cumartesi günleri çalışmam. Ve her cuma öğleden sonra da annemi balık tutmaya götürdüm. Peki dedik ya, al tak şunu bakalım. Silahlı çatışmaların bitmesiyle insanlar Papatya kasabasında yeniden huzura kavuştular. Ben biraz dolaşacağım anne. Sakın fazla uzaklaşma. Balık tutmaya mı şerif? Evet. Düldüle binebilir miyim? Hayır. Tabii binebilirsin. Gel bakalım. Aman ne nezaket. Tabii nazik olacak. Yükü o taşımıyor ki. Ama bu sefer sırtımda hiç olmazsa sevimli biri var. Papatya kasabası yeniden küçük sessiz bir kasaba haline dönüştü. Ama bu durumdan hoşnut olmayanlar vardı. Kötü insanlar. Kadınlarsa kendi işlerindeydi. Oltama hiç balık vurmuyor Red. Ne yapalım? Biz de akşama omlet yeriz. Omlet bir insan yiyeceğidir ama ben yiyebilir miyim? Hadi hadi kımılda biraz kımılda da bana taze yonca bulalım bari. Soğuk bir yaratık var icabına bakıver. Ben şimdi nalımı yılana bulamayayım. Sakın bir daha benim sevgili atımı korkutma Bay Yula. Aha. Uydurma, korkmamıştım ki. Hadi bakalım.
Doğru evine. Karnım çok acıktı. Biraz şunu da yiyeyim. Hey! Bırak o fasulyeleri. Bakıyordum. Zaten bana gaz yapar. Pek sevmem. Hmm. Hadi alayım. İyi uyumuşuz. Yapma, ver bir öpücük ki yavrum. Uyan bakalım Kazanova. Yolcu yoluna gerek, hadi. Ben derdeyim. Ah, sen miydin? Hadi, yapacak çok işimiz var. Ben hazırım. Şunu sırtına koyalım. Yavaş yavaş, ne oluyor? Daha kendimize gelmedik. Fazla sıkma. Yerlerim birbirine girdi. Biraz eğilsene. Hem kolayına kaçarsın zaten. Yine mesai başladı. Ömür biter, yol bitmez. Yürü düldül, yürü yavrum. Lise bilmiyordu ama papatya kasabası yeni bir tehditle karşı karşıyaydı. Dalton kardeşler, batının baş belaları. İşte bu gördüğünüz Joe Dalton. Ölü veya diri yakalayana $5,000. William Dalton. Ölü veya diri yakalayana $4,000. Jack Dalton. Ölü veya diri yakalayana $3,000. Hey Joe! Eğer yetkit oradaysa niye papatya kasabasına gidiyoruz ki? Her zaman olduğu gibi bizi yine hapse atacak. Ve Averell Dalton, ölü veya diri yakalayana $2. Hayır, yapamayacak Averell. Çünkü biz gidip onu haklayacağız. Papatya kasabasına hoş geldiniz. Back right up, circle to the top, get a little moonshine in your mouth.
Ah, göremiyorum. Şuraya çıkayım bari. Şimdi manzara iyi. Daltonların atları nereye gideceklerini bilirler. Hangi kasabaya girerlerse girsinler ya bankanın ya da barın önünde dururlar. Ama tabii son kararı her zamanki gibi Joe Dalton verir. Hayır, bankaya değil. Bu sefer bara. Red gitene dans etmeyi iyi öğretmişim hadi. Daltonlar. Demek bu sihirli sözcük buralarda hala etkili. Bana bir içki ver. Tabii. En iyi viski istiyorum. Tabii Bay Dalton. Ellerin şişeden başka bir şeye uzanmasın. Oo. Çok güzel dans ediyorsun. Aa, çok teşekkür ederim. Ama senin de benden aşağı kalır yanın yok. Nereden öğrendin dans etmeyi? Pam 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 ram pam pam. Daltonlar. Ne kadar sıkıcı bir kasaba. Müzik. İşte buna ihtiyacımız var. Avrel, hadi. Ha? Oh, bir piyano. Evet. Hadi artık başla Avrel. Merhaba Daltonlar. Red Kid sen ha? Oo, selam Bay Red. Beni anımsadınız mı? Ben Avarel. Bu kardeşim William. Bu kardeşim Jack. Bu da kardeşim... Kes sesini. Ne istiyorsun? Sizi hapishaneye götürmek. Her zamanki gibi. Sana söylemiştim Joe. Gördün mü sana? Evet. Eğer benimle uğraşmayı düşünüyorsan sana bir kez daha düşünmeni öneririm. İyi bak kovboy. Bunu göze alabilir misin kovboy? Hayır. Alın bakalım elmaları çocuklar. Evet. Tamam Joe. Ne yapacağınızı biliyorsunuz değil mi? Hazırım Joe. Hazırım Joe. Tatlı. Elmayı yemeyeceksin. Başının üstüne koyacaksın aptal. Ya. Harika bir atıştı Joe. Hakikaten harika bir atıştı. Çok iyi bir atıştı. Evet, bunu yapabilir misin Red? Hayır. Peki sen ne yapabilirsin? Sizi hapse geri götürebilirim. Bütün mermilerinizi harcadınız. Vay be, çok iyi bir numaraydı değil mi? Öyle değil mi Joy? Kes sesini Avarel.
Bizi götüremezsin, hayır. Çünkü bizim elimizde af kararı var. Af kararı mı? Daltonlara mı? Evet. Papatya kasabasından yeni gelen çok sayıdaki tutuklunun hapishaneleri kalabalıklaştırması nedeniyle en uzun süre hapiste bulunan mahkumlar affedilerek serbest bırakılmışlardır. Biz yasal olarak serbest bırakıldık. Yasalara uyan namuslu vatandaşlarız yani. Eğer o bankanın yanından geçerseniz çıktığınız deliğe geri dönersiniz. Yo, biz banka işine bakmıyoruz artık. Sakın kıpırdamayın, tutuklandınız. Duymadın mı? Tutuklandınız dedim. Demek artık bankaya para yatıranları da tutukluyorsunuz öyle mi? Senin yüzünden hapishaneler doldu, taştı, reçet. Para mı yatırıyordunuz? Oo, ellerinizi havada tutsanız iyi olacak. Çünkü çok tehlikelidir. Dur bir dakika şerif. Sen bu vatandaşa biraz sert davranmıyor musun? Bir daltona başka nasıl davranılır? Misafirlere kötü davrandığınız için kasaba ölüyor. Yakında bar da kapanacak. Çünkü hiç kimse gitmiyor. Banka da kapanıyor çünkü hiç kimse para kazanamıyor. Redkit herkesi korkutuyor Sayın Başkan. Kasabanızı işte bu adam öldürdü. Ben gidip paramı başka bir bankaya yatırsam iyi olacak. İşte paracıklarımı da aldım. Hadi gidiyoruz çocuklar. O haklı olabilir Red. Son zamanlarda bütün işler durgunlaştı. Biliyor musunuz, size inanamıyorum. Onun bankaya yatıracak parayı nereden buldunuz sanıyorsunuz? Kızılderililer! Apaçiler bana ateş açtılar. Dün gece onların arazisinden geçerken bana ateş ettiler. Onlar apaçilerdi. Eyvah, Kızılderililermiş. Şimdi hafı yuttuk. Ama onlarla barış anlaşması yapmıştık. Yıllardır kimseye saldırmadılar. Onlar apaçi değil. Ne? Evet, bu bir apaçi oku değil. Bir nüfus kafa derisini kaybetmeden atalarının topraklarına geri dönmek istiyor. Bu nedenle Milgruf'u kafa derisini daha güvenli olan batıya götürecek. Batıya mı? Daha doğrusu doğuya. Kanton'un batısına. Benim aziz dostum, eğer fırsatını bulursa ki bulacaktır, benim adıma atalarına selam söyle, gözlerinden öperim. Hayda! Şapkalarım, şapkalarıma bakın. Hepsi berbat olmuş. Şapkalarım mahvolmuş, bütün mallarım harap olmuş. Bunu artık kim almak ister ki? Şuna bir bakın, bunu kim almak ister artık? İndirim, indirim yapıyorum. Şapkalara özel fiyat. Şapka fiyatlarında indirim yapıyorum. Üzgünüm Bolver ama iş iştir. Bu şapkalar yaramaz, hepsi deli. Ben mahvoldum. Kızılderilileri saldıracağını nereden bilebilirim? Onlar Kızılderili değildi. Ha? Kızılderililer gece ölen savaşçılarına sonsuza kadar karanlık bir boşlukta kalacaklarına inanırlar. Onun için gece saldırmazlar. Vay be, ne güzel konuştu. Konuşmanı çok beğendim Joe. Evet, iyi konuştun Joe. Redkit'i ne zaman haklayacağız? Onu hakladık sayılır Jack. Önce onu rezil olmuş bir şekilde Papatya kasabasından giderken göreceğiz. Çünkü bütün kasaba ona karşı. Sonra da onu yok edeceğiz. Öyle değil mi Avarel? Doğru dürüst boyasana yüzünü. Aa, posta arabalarına saldırmaktan bıktım usandım Joe. Bir banka sorsak daha kolay olmaz mı? Hem fazla yorulmayız böylece. Red git gittiği zaman bankada soyarız, barı da soyarız. Dükkanları da soyarız. Kasabadan istediğimiz her şeyi alırız çocuklar. Merak etmeyin. Avarel, kendine saygısı olan hiçbir Kızılderili böyle aptalca makyaj yapmaz. Al.
Öteki tüy. Sana salak gibi göründüğünü söylemiştim. Sen ne yaptığını sanıyorsun beyaz adam? Biz beyaz kardeşler, siz kızıl kardeşlerle arkadaş olmak istiyoruz. Evet, anladım. Anladım da nasıl? Bak Lotta, o bunu hep yapıyor. Bölge dışına çıkan yolu bulabilecek misiniz? Evet. Öyleyse gidin bakalım. Bir daha buradan kesinlikle geçmeyeceğiz, emin olabilirsiniz. Güzel. Gördüğüm en sıkıcı kasabaydı. Doğru, bunu arkadaşlarına da anlat. Seninle konuşabilir miyim? Tabii. Biraz dolaşalım mı? Olur. Oh, demek başımız dertte. Kızlar seninle konuşmamı istediler. Hiç kimse bara gitmiyor. Herkes tutuklanmaktan korkuyor. Eğer doğru hareket ederlerse tutuklanmazlar. İşte mesele de bu. Belki sen papatya kasabasını çok sıkıyorsun. Ne? Kasabanın sıkıcı bir hale geldiğini söylüyor. Haklı, haftalardır doğuduruz bir silahlı çatışma olmadı. Çok düzenli bir kasabada hayat ölmeye başlar. Biraz hareket olmalı. Bu ekonomiye de yardımcı olur. Ben yalnızca yasaları uyguluyorum. Ama belki bu kadar sıkı uygulamayabilirsin. Yani yalnızca nabza göre şerbet veren bir şerif mi olmamı istiyorsun? Evet. Hayır, bunu yapamam Lotta. Böyle olacağı belliydi. Sence onlara ne yapalım? Hafif ateşte pişirelim mi ha? Bir kızılderiliği taklit etmek çok ciddi suçtur. Onları sığırlara ezdirelim. Kesin artık kesin. Sizler gibi giyinmemizin sebebi buraya gelip sizleri göçmenler hakkında uyarmaktı. Onların size neler yaptığını bilmiyor musunuz ha? Görmüyor musunuz? Reklik ve Papatya kasabası otlaklarınızı ele geçiriyor. Benim güzel evim nerede? Sığırların dolaştığı yerde. Güzel söyledin Joe. Benim güzel evim nerede? Sığırların dolaştığı yerde. Sığırların dolaştığı yerde. Onların sığırları burada değil, Arapaho bölgesinde dolaşacak aptal. We're seldom misheard, and it's discouraging word, and the skies are not cloudy all day. How often at night, when the heavens are bright with the light of the glittering stars, have I stood there amazed and asked as I gazed if their glory exceeds that of ours? Oh, give me a home where the buffalo roam. Beyazlar buraya geldiği zaman hepinizi buradan kovacak, anlıyor musunuz beni? Güzel topraklarınız, aileleriniz perişan olacak. Size önem vermeyecekler, size çöpçülük yaptıracaklar. Her taraf yangın yerine dönecek. Size medeniyet getirdik diye övülecekler. Sığırlarınızı caddelerde mi otlatacaksınız ha? Hı? Home, home on the range,
where the deer and the antelope play, where seldom is heard a discouraging word, and the skies are not cloudy all day. Şimdilik bu durumu bir düşünmemiz gerekir. Toplantı yapmamız gerekiyor. Anlaşıldı mı? Eğer bu yolda ilerlemeye devam ederseniz kasabanızın sonu gelir. Papatya kasabasının gelişmeye, büyümeye ve uygarlığa ihtiyacı var arkadaşlar. Ama böyle dememiş. Kim sesin Avarel? İşler düştü. Hiç turist gelmiyor. Büyüme de durdu. Bu kasaba ölüyor. Ve bütün bunların sorumlusu o. Joe haklı olabilir. Söyledikleri çok mantıklı. Bakın, iyi bakın ona. Doğru söylüyor. İşte gördüğünüz gibi arkadaşlar, gerçek bir suçlu gibi kaçıyor. Zek! Zek, bir dakika. Onları bu kadar ciddiye alma. Bak, sen sadece işini fazla iyi yapıyorsun, o kadar. Öyle mi? Kendilerine başka bir şerif bulabilirler. Bütün bu insanların tek düşündüğü şey kaç para kazanacakları. Parayı kimin sırtından kazanacakları umurlarında değil. O eşkıyalar bizim yaşantımız boyunca bildiğimizden daha çok adam vurdular. Bu kasaba bence çok açgözlü olmuş. Zeyd, öyle demek istemediğimi biliyorsun Zeyd. Bence düşüncelerini söyledi. Onun bir kere de bu kadar çok konuştuğunu hiç duymamıştım. Biraz dursak da yesem. Ama durmaz ki bu. Kafasının dikine gider. Hadi buyurun bakalım. Burada taş topraktan başka bir şey yok. Ben ne yiyeceğim şimdi? Dumanla işaretleşiyorlar. Anlaşılan çayır köpeği diğer şefleri toplantıya çağırıyor. Bu kötü bir işaret. Benim de karnım kurulduyor. Bu da kötü işaret.
Çılgın çakal nasıl yazılıyordu? Bir duman bulutuyla mı yoksa iki mi? İki. Aman Allah'ım, çılgın çakalı iki duman bulutuyla yazmışlar. Bu ne cehalet, bu ne görgüsüzlük. Reis çılgın çakal, utelerin reisi çayır köpeği sizi toplantıya davet ediyor. Birisi çayır köpeğine yanıt versin. Huk, Ziyuların reisi bu toplantıya katılacaktır. Birisi atımı hazırlasın. Kadın, ben bu akşam evde yokum. Geceyi çayır köpeğinin köyünde geçireceğim. Çılgın çakal konuştu. Sakın çayırlarda vahşiler gibi at sürme. Kadın son sözü söyledi. Toplantı mı? Hasta kartal kabul etti. Reis çayır köpeğine geleceğimi hemen bildirin. Reis çılgın çakala haber verin. Birlikte yola çıkalım. Bu haberi hemen iletin. Arafoğustan'ın şefine sorun bakalım. O da toplantıya davet edilmiş mi? Hasta kartal konuştu. Reis hasta kartala haber gönderin derhal. Reis çayır yılanı, reis çayır köpeği tarafından davet edildi. Reis çayır köpeğine daveti için teşekkür edin tarafımdan. Ve çılgın çakala bildirin, yolda ona uğrayıp kendisini alacağım. Boğa yılanı konuştu. Evet, gidebilirsin artık. Ortalığı dumana boğdular. Bence bu işte bizim ilgilenmemiz daha doğru olur Düldür. Beni bu işe karıştırma Allah'ını seversen. Ve böylece Pax icadı oldu. Hey şuraya bakın. Gördünüz mü? Neydi o? Mink bir geri döndü. Durun. Sanırım bundan sonra burada pembe yüzlerle birlikte yaşayacağım. Yani soluk yüzlerle birlikte. Size göre öyle. Size göre öyle. Bu tarafı gösteriyor. Biz de o tarafa gidelim. Şu yöne gitmemiz lazım. Peki o yöne gidelim. Şimdi ne yapacağız? Bunu pek anlayamadım. Kızılderilileri taklit etmeyi bırak. Ben seni götürürüm. Sizleri görmek... Resmiyete bırakalım. Ben Papatya kasabasıyla savaştan yanayım. Ama daha nedenini bile bilmiyorsun. Beyaz adamlar atalarınızdan kalan toprakları ele geçiriyor. Savaş açarak onları engelleyebilirsiniz. İyi düşünelim. Bizim beyaz adamla bir anlaşmamız var. Ben barış çubuğu içmekten yanayım. Sonra da... Biz şimdi barış çubuğu mu içeceğiz? Sonra da... Savaş! Savaş! Evet, savaş! Oh!
Ben kabul etmiyorum. O kabul etmiyor. Tamam, duyduk. Bağışla iki tüy, yani tek tüy. Hadi Dündür, hadi nefes al. Ne olur nefes al. Papatya kasabasını uyarmalıyız. Sakın ölme Dündür. Hadi nefes al. Kalk ayağa yavrum. Hadi aslanım. Affedersin sevgili hatun. Kahramanım benim. Hadi. Red git Dündürsüz olur mu? Hadi, hadi yavrum. Hadi ay. Aslanım. Ciğerlerim ıslanmış. Aferin sana ciğerli hatun benim. Bu şerif geri döndü. Red, Tanrı'ya şükür döndün. Yerliler saldıracaklar değil evet. mi? Onları Daltonlar kışkırttı değil mi? Evet. Gün doğarken mi saldıracaklar? Evet. Uyarın için teşekkürler Red. Sen olmasaydın ne yapardık? Peki ya ben? Onu bir adım bile yürütmedim. Düldül olmasaydı başaramazdım. Ha, yok canım, o kadar da değil. Abartma. Papatya kasabası katliamının hatıralarını alın. Hemen bugün alın. Burada Papatya kasabasında. Bu harika şapkaların tanesi $1. Ya da iki tanesi $2. Tükenmeden alın. Satış halen devam ediyor. Papatya kasabası katliamı hatıraları. Bugün burada. Acele edin. Acele edin. Satış devam ediyor. Tanesi $1. Ya da iki tanesi $2. Burada Papatya kasabasında. Başka bir yerde böylesini bulamazsınız. Thank you.
herkes sakin olsun. Gözlerinin akını görene kadar ateş etmeyin. Kımıldamıyorlar. Gözlerinin akını görebiliyor musun? Tam olarak değil. Gerçi biri diğerlerinin biraz önünde ama yine de onun da gözlerinin akını göremiyor. Avarel geç yerine, dolaşıp durma ortada. Gözlerime toz kaçtı, nereye gittiğimi göremiyorum. Şu gözlerime baksana, kıpkırmızı olmuşlar. Sen de kapat gözlerini hemen. Hadi geç sıraya, geç yerine. Burada emir ve komuta kimde? Sende Joe. Kimde? Joe'da. Oklarınızı ateşleyin ve sakın unutmayın arkadaşlar. Yaklaşınca okları fırlatacağız. Bir yangına sebep olabiliriz Joe. Bizim de istediğimiz zaten bu sersem. İleri! Tam isabet. Hadi onları haklayalım. Allah kahretsin. Yakın! 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 Çabuk kovaları getirin. Ne kovası canım? Alın şapkaları, şapkaları. Tanesi bir yerde alan. Ama onları yangın için alacak Türk Bey. O zamandı. Al bakalım. Aranıp duruyorsun Avarel. Okumu kaybettim. İnatına gerzek. Ay Allah. İtfaiyeciler, bu tarafa gelin, bu tarafa. Hadi çabuk çocuklar. Hadi. Yanımdan kaçın. Hadi hadi oraya şapkaları. Dalan, şapkaların tanesi bir dalan. Evet. Bu şapkaların hepsi delik. Evet. Bu şapkaların hepsi delik. Evet. Ah, ben size ne zamandır bunu söylüyorum. Siz şimdi beni suçluyorsunuz. Para iade edilmez. Hadi be sen de. Gözlerinin aklını görmek gittikçe zorlaşıyor. Ya. Kovboyculuk ve yerlicilik oyununu bitirdiğiniz zaman burada emir ve komutanın kimde olduğunu anlayacaksınız. Bu çeşit saldırılar plan üzerinde etkili gözükebilir. Ama gerçekte onlar bizi yok ederlerdi. Redki'de olan kızgınlığınız nedeniyle bütün bu sorunları siz yarattınız Daltonlar. Siz. Ama o bizi hep hapse atıyor. Kes sesini! Çayır köpeği bir anlaşma imzalamıştı. Buna bağlı kalacak, Papatya kasabasına barış içinde gideceğiz. Tüysüz, buraya geri döner misin? Reis çayır köpeği dostum. Seni yeniden gördüğüme sevindim. Evet Redki. Ben de seni gördüğüme sevindim. Seninle bir dakika özel olarak konuşabilir miyiz? Tabii. Konuşalım. Around her neck she wore a yellow ribbon. She wore it in the springtime and in the month of May. Hey hey and if you ask her why. Her zamanki gibi gene geç kaldılar, öyle değil mi? Takip edin.
Bu çok üzücü bir durum kardeşim Redkin. Biz biraz ileri gittik sanırım. Evet biliyorum. Daltonlar göçmenleri de kandırmışlar. Gerçekten mi? Hı hı. Eğer sizin için de uygunsa her iki tarafta bütün olanları unutsa iyi olur. Bence bir sakıncası yok. Sanırım yeni bir barış anlaşması yapmaya gerek yok. Her şey yoluna girdi. Reis, çayır köpeği kardeşim bu fikrimi beğendi mi? Ne diyor acaba? Kardeşim iyi konuştu diyor. Aa, reis çayır köpeği de hiç fena konuşmadı. Bu benim bir arkadaşım. Yardıma gerek duyabileceğimizi düşünmüştüm. Bu Bey Michael, Heyman Michael Reed. Buyurun barış çubuğu içelim. Boğazım ağrıyor, içemem. Bundan sonraki çatışmaya geç kalmamalıyım. Süvariler hiçbir zaman gecikmezler. Hadi askerler, ileri! Beni bağışla, gitmeliyim. Kadınıma savaştan hemen sonra eve döneceğime dair söz verdim. Barış kardeşim, gitmem gerekiyor. Ben de geliyorum. Midemden rahatsızım. Yok, hiç bana bakma. Ben sigarayı bıraktım. Ya ben tütünden nefret ederim. Avarel, dikkatli ol. Tamam. Attan mı düştün Joe? Ne düşmesi sersem? Ben her zaman attan böyle inerim. Geri dönün. Bir şey unuttunuz. Ne var kovboy? Hapse geri döneceksiniz. Yo, düello yapmadan kesinlikle olmaz bu. Hareket olmasını bekleyemem. Bunlara bak, mezar taşı gibi dikilmişler. Thank you.
alt edeceği yok. Ah, şenliği ben başlatayım bari. Oradan hareket. İstiyorsan önce Avareli vurmalısın. Sen de Redkit'i istiyorsan önce beni vurmalısın. Oh, neler saçmalıyorum ben. Üzülmenin ne olduğunu çok iyi öğreneceksiniz. Evet. Gece yarısına kadar ölürsünüz nasıl olsa. Tabii hadi durun. Evet. Çok haklısın. Benim daha iyi bir fikrim var. Seviyor. Sevmiyor. Seviyor. Sevmiyor. Seviyor. Ah, ces artık Avarel. Evet, ölmek ne kadar güzel, öyle değil mi? Ha, çok memnunum ben. Tekin başımlar, din din din. Bu akşam yemekte ne var acaba? İnşallah tavuk vardır. Redkit'in şerefine. Evet. Bize hayatta paradan daha değerli şeyler olduğunu öğreten Redkit'in şerefine. Evet. Dilerim hep şerifimiz olarak kalır. Evet. Evet. Bravo. Redkit de bir konuşma yapsın. Evet. Konuşmasını istiyoruz. Hadi bir konuş. Konuş. Hadi Redkit konuş. Seni bekliyorum. Hadi Redkit. Hadi Redkit. Hadi Redkit. Hadi Redkit. Hadi Redkit. Hadi Redkit. Dostlarım, özel bir şey yapmadım. Sadece görevimi yaptım. Bravo Redkit. Çok güzel konuştun. Evet. Altın! Altın! Meşe neresinde altın bulmuşlar! Altın! Hadi! Hadi yürü! Gidiyor musun?
Hayır. Burayı çok sevdim. Sen ne yapacaksın? Burada iyi bir şerife ihtiyaç var. Hey Red, sağır mısın adamı, duymadın mı? Altın diyor, altın bulmuşlar, uyan. Ben hiçbir yerde uzun süre kalamam. Evet, bunu biliyorum. Pekala, güzel. Gidelim öyleyse. Tam ağzıma layık. Aa, adam gene yiyeceğimi aldı. Bunları senin için getirdim. Afiyet olsun hanımefendi. Pillows and your quilts piled high. Well, I don't hanker for no hotel. Just wanna kick my boots off by the campfire glow while the lonely coyotes cry. Well, my bed is my horse and saddle, and my blanket is the sky. Let me be on my own. Searching for that something
awful fine. But still, just can't help wondering, as I go wandering, will it be waiting just over the next hill? Waiting just over the next hill. Don't be surprised if you should meet me along life's highway. You're loping along across the prairie moon on a purple skyway. May never find my dream, but I'll keep hoping. May never settle down with a guy. Been along.